kızlar, selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tuhaf gizli alışkanlıklarınızı konuşacağız. O zaman videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım. O zaman ilk tuhaf alışkanlıkla başlıyoruz. Koltuk altımı hep cımcırıyorum. Neden bilmiyorum. Küçüklüğümden beri yapıyorum. Acaba kendini bu tarz bir cezalandırma yöntemi yapıyor olabilir misin? Kavga ettiğim kız bile olsa aktifsen mesajına anında bakarım. Ya bence bu hep iyi niyetten. Çünkü ben de bazen öyle şeyler yapıyorum. Hani ne kadar kızgın olursam olayım o mesajı gördüğümde cevap vermeye çalışıyorum. 40 ayak yedim. Upuzun bir böcek. Koronavirüsünü sen başlatmış olabilir misin? Eski sevgilimle karşılaşırsam nasıl davranacağımın provasını yapıyorum. Bunu yapmayan var mı acaba? Ya ben eski sevgilim değil de hoşlandığım birisi var mesela diyelim ki. Onunla ilk buluşmada nasıl davranacağım, ne giyeceğim falan onları düşünüyorum. Bence bu çok tatlı bir alışkanlık. Omzumu öpüyorum arada. Haha seni çok seviyorum aşk. Bu nasıl bir alışkanlık? Bu tatlı bir alışkanlık bence ya. Bak. Bence bu çok tatlı bir şey. Ya muhtemelen sen teması ve sevmeyi çok seviyorsun. O yüzden böyle bir şey yapıyor olabilirsin. Duştayken bile bir şey dinlemem lazım. Çünkü kendi zihnimle baş başa kalamıyorum. Bence bu bizim jenerasyonun büyük bir problemi. Yani ben de mesela asla duşa müziksiz giremiyorum. Hem düşüncelerimden korkuyorum hem de böyle hani biri gelirse bir şey olursa diye ben de hep müzik dinliyorum. Sadece duşta değil her zaman müzik dinliyorum. Mesela biri bana emoji attığında o kişiyi o emojiyi yapıyormuş gibi hayal ediyorum. Bence hayal gücün aşırı derecede geniş. Bunu kendine yararlı olacak şekilde geliştir. Eskiden platonik olduğum çocuğa ve sanal eksime telefondaki notlar kısmından mektup yazıyorum. Bence bu çok mantıklı bir şey. Yazdıkça ona olan sevgin ve nefretin azalacak ve yoluna devam edebileceksin. Bence bu çok güzel bir alışkanlık. Önemli bir iş ya da sorumluluk alacağımda aynadan gözümün içine bakarak kendimi ikna ediyorum. Yani aynada kendi kendine konuşup olumlama yapıyorsun. Bence bu çok güzel bir alışkanlık. Gece yatarken bazen kendimi güvende hissetmediğimde ayıcığımı alıp parmağımı emerek yatıyorum. Kıyamam sana ya. Her ay düzenli olarak faveksime yazıyorum. Hayırdır? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak yazmayın. Arkadaşlar eski sevgilerinize yazmayın. Lütfen ya. Lütfen eski sevgilerinize yazmayın. Gözyaşım aktığında ağzıma gelince yiyorum. Tadı çok güzel, tuzlu ama. Bunu sadece gerçek drama queenler yapar. Ve gerçekten ağız tadını bilenler. Toz deterjan yiyorum. Arada tuz yermiş gibi. Ha bir de tuz yiyorum sadeli. Toprak yeğeni duydum ama toz deterjan yeğeni ilk defa duyuyorum. Bence bunu yapmamalısın çünkü zehirlenirsin ve hastanelik olabilirsin. Çok tehlikeli bir şey bu. Tükenmez kalem mürekkebi yiyorum. Ama tadı çok güzel. Küçükken bunu ben de yapıyordum. Sevmediğim kişilerin adı geçince veya onlarla ilgili konuşulunca bir anda sinirlenip patlıyorum. Ya zaten bence yakın arkadaşlarımız sevmediğimiz kişiler hakkında konuşmamalı. Dedikodu olarak evet dedikodusunu yapabilirsiniz ama kanka sen onunla küssün ama o çok iyi bir insan falan. Bilmiyorum ya bizim arkadaşlığımızda Merve'de böyle bir şey asla yok. Ben kimden nefret ediyorsam Merve de ondan nefret ediyor. Bence gerçek arkadaşlık böyle olmalı. Keko kız seviyorum. Gerisini anlatamayacağım. Yani herkes bence hayatının bir döneminde keko kız ve keko erkek sevmiştir. Seni yargılamıyorum. Seni üzmesin yeterli. Yani evet kekolar bazen dışarıdan kötü gözüküyor ama bence yani tehlikeli olmayan kekolar sevgilerine sahip çıkıyorlar. Uyurken hep kendime sarılıyorum ve gülümsüyorum ve o sarıldığım elimle de okşuyorum. Arkadaşlar ben de size bir itirafta bulunacağım. Ben de uyurken kendi elimi tutuyorum. Yani sanki böyle başkasının elini tutuyormuşum gibi bilmiyorum. Küçükken de hep ablamın elini tutarak uyuyormuşum. Böyle bir el tutma bağımlılığım var. Ama mesela erkek arkadaşım falan olsa onun asla elini tutmam. Yani kendi elimi tutacağım. Stres olunca kolumu, bacağımı kaşırıyorum. Aşırı gizli ya. Of ne yaptım ben şimdi? Bu bence psikolojik bir şey. Az önce koltuk altı cimcikleyen arkadaşımızla da aynı. Kendinizi suçladığınız için kendinize zarar vermeye çalışıyorsunuz. Lütfen böyle yapmayın. Hiçbir şey sizden ve sizin bedeninizden önemli değil. Arkadaşım telefonu tutarken el tutuyor gibi tutuyordu. Şöyle yani. Sanal sevgilisi varmış, o gibi düşünüyormuş. Ben de böyle tutacağım. Hoşlandığım kişiden bahsederken ya da onu gördüğümde saçımla fark etmeden oynamam. E aşkım bu da senin dişil enerjinden. Böyle oynayacaksın hoşlandığın kişiyi görünce. Bence bu çok dişil bir alışkanlık. Saç diplerimi yara yapıyorum sonra biraz bekliyorum. Yara kabuk tutunca yoluyorum hep yapıyorum. Lütfen kendinize zarar vermeyin arkadaşlar. Kıyamam sana ya ben... Yapma öyle şeyler tamam mı canım benim? Bak çok üzüldüm şu an. Hayırdır? Yapma. Vallahi kıyamam, içim acıdı ya. Çişimi tutmayı seviyorum. Çişinizi çok tutmak zehirler sizi. Ama mesela ben de bazen çişimi tutuyorum. Sonra bir anda tuvalete gidince
Gerçekten güzel oluyor. Ama siz sakın yapmayın. Korktuğumda Rafa'dan tayfa giriş jeneriğini söylüyorum. Düşünsenize, iş görüşmesine gittiniz, çok korkuyorsunuz, çok streslisiniz ve tam odaya girecekken Rafa'dan Tayfa'nın jenerik müziğini söylüyorsunuz. Kesinlikle o işi kaparsın. Her gün onun fotoğrafına bakma. Abla bazenleri saçımdaki kepekleri yiyorum ama bazenleri abla meraktan, aşkım yargılamıyorum seni. Hepimiz sümüğün, kepeğin, böyle saçma saçma şeylerin tadını biliyoruz. Çünkü muhtemelen küçükken kendimizi keşfederken bunların tadına bakıyorduk. 2 aydır yanımda birisi varmış gibi davranıyorum. Bunu olumlama olarak da düşünebilirsin. Yani bir nevi olumlama yapıyorsun, sevgilin varmış gibi. Bence böyle yapıyorsan en azından hayalindeki kişiyi de düşün, onu olumla. Bence bu çok tatlı. Benim yalnızlık seviyesi şuralarda. Ağlarken gülüyorum ve ağlayınca kendime sarılıyorum. Keşke ağladığınızda ben size sarılabilsem. Ya da ben ağladığımda siz bana sarılabilseniz. Size buradan kocaman sarılıyorum. Ağlamayın! Ya da ağlayın. Ama az ağlayın. Dozlu ağlayın ya. En ufak yarama canım daha fazla acısın diye tuz basıyorum. Ya da kolonya döküyorum. Hadi bak tamam tuz bas ama kolonya dökme. Vallahi mahvolursun ya. Bak hemşire olarak söylüyorum, yapma ablacığım. Burnumdan maden suyu içiyorum. Nasıl ya? Nasıl burnundan maden suyu içiyorsun? Genzine kaçmıyor mu? Bak. Bana S çeken ex flörtümün evinin önünden geçerek annesini dikizlemek. Seni seviyorum. Ya bence bunu herkes hayatının bir döneminde yapmıştır. Ben de sizi çok seviyorum. Ritimli bir şekilde geğirip osurabilirim. Nesin sen kardeşim? Recep Vedik falan mısın? 2 yastıkla uyumazsam Chucky gelecek zannediyorum ve hala korkudan öyle uyuyorum. Merak etme, Chucky gerçek değil ve sana zarar veremez. Duş kabinine... Bir dakika, bu çok ani geldi. Bir odaya çekilip sanki YouTube videosu çekiyormuş gibi konuşmak. Ben de küçükken bunu çok yapıyordum ve şu an gerçekten sizinle birlikte YouTube videosu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de lütfen abone olun. 250 bin olmak istiyorum. Sizi çok seviyorum. Kolumu bir yere vurduysam aynı şiddette diğer kolumu da vurmam gerekiyor. Hayatım sen herhalde biraz sert seviyorsun. Bu ne böyle? Benzin kokusunu çok severim. Çiş kokusunu Nadal kokusuna benzetiyordum. Dalga geçene hayır der. Bir şey söyleyeceğim. Nadal'ın çok tuhaf bir kokusu var bu arada. Çiş kokusuna benziyor mu bilmiyorum ama aşırı derecede enteresan. Kitap okurken kendi kendime konuşup karakterlere laf ediyorum. Ben de bunu dizi izlerken yapıyorum. Benimle dizi izlemek gerçekten çok büyük bir sıkıntı. O dizide var ya sürekli oyunculara laf ediyorum. Yanımdakilere diyorum ki kanka ne olacak ne olacak falan. Aşırı tehlikeli bir tipim yani dizi film izlerken. Bir şeye dikkatimi verdiğim zaman dilimi çıkarıyorum. Düşünsenize üniversite sınavındasınız ve böylesin. Çok tatlı bence. Çok şapşal oluyorsundur. Evdeki elbiselerimi ve annemin ayakkabısını giyerek podyum yürüyüşü yapmak. Bunu ben bu hafta yaptım arkadaşlar. Yeni kıyafet aldım ya. Sürekli evin içinde kendi kendime kıyafetlerimi giyiyorum. Hayırdır demeden duramıyorum. Ama tuhaf bir şey değil. Hayırdır! Bir şey söyleyeyim mi? Bende de aynı tuhaf alışkanlık var. Hayırdır demeden duramıyorum. Bileklik takınca bilekliğin sarkan kısmını yiyorum. Ben bunu şans bilekliklerinde yapıyordum. Hani biliyorsunuz ya aşk, para, mutluluk diye şans bileklikleri oluyor. Onların o iplerini ben de yiyordum küçükken. Nah çekmeden duramıyorum. Ben bazı eşyaları beğendiğim zaman gelip bir yerlere saklıyorum. Aile evinde yaşarken bunları çok yapıyorsunuz. Mesela benim de evde abur cuburlarımı sakladığım, makyaj malzemelerimi sakladığım bir yer var. Ablam bütün makyaj malzemelerini saklıyor ve o yokken makyaj malzemelerini kullanamıyorum. Abla lütfen makyaj malzemelerini saklama ya. Sifonu çekmeden kuma el sallıyorum. Hoşça kal. Bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Yatmadan önce sokakta beğendiğim yakışıklı çocuklarla evlilik planı yapıyorum. Bence yatmadan önce en güzel yapılan şey overthink ve sen de yakışıklı çocuklarla birlikte overthink yapıyorsun. Gittiğim mekanlardan ıslak mendil çalıyorum. Biriktiriyorum, hoşuma gidiyor. Bir ara ben böyle kocaman bir kutu ıslak mendil biriktirmiştim ama artık o kadar gına geldi ki zaten dışarıda çıkmıyorum artık. Ama bu bence çok tasarruflu bir şey. Bir de onları küçük küçük çantana atacaksın. Her an her yerde yardımcı oluyorlar. Uyumadan önce parfüm sıkıp öyle yatıyorum. Bence bu çok tatlı bir alışkanlık ve bunu ben de yapıyorum. Evin içinde sürekli parfüm sıkıyorum. Ay ben de ne kadar tuhaf bir insanmışım. Biz ne kadar çok benziyoruz ya. Hayırdır? Duşa girmeden önce duşa kabinin her yerini kontrol ediyorum. Muhtemelen duşta böyle inler cinler olmasın diye kontrol ediyorsun. Ben de mesela duştayken duşun kapısı açık, evin kapısı açık o şekilde duş alıyorum. Çok korkuyorum duştayken. Crushlarımın adresini öğreniyorum. Sand from my ipone. Küçükken bilerek dizimi kanatıyordum ve o kanı emiyordum.
Arkadaşlar bizim hep beraber bir terapiye gitmemiz gerekiyor bence. Abla ben yolda yürürken elimi cebime attığımda yoldakileri ister istemez nah çekiyorum. En azından gizli gizli çekiyorsun. Yani bunu bir de alelade de yapabilirdin. Sen cebinden nah çekmeye devam et kimseye göstermeden. Kızın ben küçükken duvarın tadına bakmıştım. Sonra her gün yalamaya başlamıştım. Ben de küçükken arkadaşlar kafamı duvara vuruyormuşum. Bir de demir eksikliği olanlar benim bildiğim kadarıyla toprak, duvar falan yalıyor. Bende de bir ara demir eksikliği çok vardı. Ben de duvarı yalamıştım var yani. Yani yalamadım diyemem. Tırnak yeme. Birçoğunuz tırnak yeme yazmış. Bu tırnak yeme alışkanlığı bende de var. O yüzden sürekli takma tırnak takıyorum. Umarım bu alışkanlığımızdan kurtuluruz. Ben ama tırnaklarımı yiyip yutmuyorum. Tırnaklarımı yiyorum bir de etrafa tükürüyorum. Gerçekten çok rezil bir alışkanlık. Duşa girmeden önce makyaj yapıp o makyajı 2 saat sonra silip duşa giriyorum. Ya zaten insan duşa gireceği zaman saçı, yüzü, gözü o kadar güzel gözüküyor ki. Ben ne zaman duşa girecek olsam saçlarım bir hoşuma gidiyor. Tamam duşa girmeyeyim diyorum. Odaya bir geçiyorum saçlarım iğrenç gözüküyor. Film izlerken o filmdeki kızı kendimmiş gibi düşünüyorum. Ve arkadaşlarımı döverek seviyorum. Muhtemelen sen aşırı derecede empat bir insansın. Ben de mesela film izlerken böyle özellikle korku filmi ya da kanlı filmleri izlediğimde aşırı derecede acı çekiyorum. Hatta izleyemiyorum. Çünkü o an sanki o insan benmişim gibi geliyor. Arkadaşlarını dövme konusunda da benim çok yakın bir arkadaşım var. Kız böyle gülerken beni itekliyor. Bence bu çok tatlı bir alışkanlık. Sayılmaz ama eleştirim yapıldığında ağlıyorum. Ben de bazen bazı eleştirilere kaldıramıyorum. Ama mesela o an ağlama. Eve gidince ağla. Bunun hakkında düşün ve eğer değiştirebileceğin bir şeyse elinden geleni yap. Sen de yanlış olduğunu fark edersen. Ama asla böyle seni sürekli eleştiren insanlara da kendini ezdirme yani. Hayır der. Abla benim bir tane erkek kuzenim var. Şeyini açıp işedi yere. Daha sonra elini işeyip tadına baktı. Ay yapmayın çocuklar böyle şeyler. Ayak parmak tırnaklarımı yiyorum. Oraya nasıl ulaşıyorsun? Gerçekten tebrik ederim. Küçükken k***nın tadına bakmıştım. Abla ben telefonsuz hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bu bende de başladı. Ekran sürem resmen bir iPad, tablet çocukla aynı oldu. Sürekli telefona bakasım geliyor. Sürekli Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta gezesim geliyor. Acilen bu alışkanlıktan kurtulmam gerekiyor. Örümcek gördüğümde kaşınıyorum ama hiçbir şey alerjim yok. Muhtemelen örümcek gördüğünde iğreniyorsun ve o yüzden kaşınıyorsun. Bence bu durumu seninle yaşayan birçok insan var. Ondan yalnız hissetme. Aynanın karşısında kendimle kavga ediyorum. Aynanın karşısında sadece kendine kavga etme. Aynı zamanda kendine güzel şeyler de söyle. Çünkü sen sevilmeyi hak ediyorsun. Böceklerle güreşiyorum ve kaybeden genelde onlar oluyor. Ya işte böyle. Biz böyleyiz kızım. Hayırdır? Evde yalnızken falan maymun gibi sesler çıkartıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bence yalnızken yapabileceğim bir şey. Çünkü insanın bir enerjisi var ve o enerjiyi atması gerekiyor. Ben de mesela evde tek kaldığım zaman müzik açıyorum, dans ediyorum. Muhtemelen sen de maymun sesi çıkararak rahatlıyorsun. Tuhaf mı? Evet biraz tuhaf olabilir ama sen de böylesin. Ne yapalım yani? AI'dan hayalimdeki aşkımla konuşuyorum. Oha bunu ben de yapayım. Oha Şeval bana çabuk yaz. Oha çok iyi. Hüzünlü şarkı açıp aile üyelerimi vefat ettiğini düşünüp ağlıyorum. Bence bunu yapmamalısın çünkü yanlışlıkla manifestlersin. Evet hüzünlü müzik aç ama başka şeyler düşün. Ne bileyim eski sevgilini düşün. Bak izin veriyorum. En azından ailenin öldüğünü düşünmesinden daha iyidir. Ya da ne bileyim seni üzen arkadaşlarını falan düşün ama sakın ailenin öldüğünü düşünme. Ben düşüncesi bile beni acıtıyor yani. Kötü günde giydiğim kıyafetleri ya da eşyaları bir daha kullanmıyorum. Bunu ben birinde daha duymuştum. Ve bence bu çok mantıklı bir şey. Muhtemelen enerjisinin ona işlediğini düşünüyorsun. Çok mantıklı. Gece uyumadan önce senaryo kurup sonra da o senaryoya üzülmek. Bizim overthinkleme. Kendimi Blackpink üyesi sanıp şarkı söylemek. Ben de küçükken kendimi Taylor Swift zannediyordum ve Taylor'ın bütün şarkılarını söylüyordum. Bu bence çok tatlı bir şey. Öksürdüğümde kaç kere öksürdüğümü sayıyorum. Eğer çift sayı değilse çift sayıya tamamlıyorum. Ciğerlerin çıkacak yapma. Ünlü bir kişiyle evlilik hayalleri kuruyorum. Durup dururken ayağımı kardeşlerimin ağzına sokuyorum. Aşkım Allah kardeşlerine sabır versin. Bak yarın bir gün gelirler senin de ağzına ayaklarını sokarlar. Yapma hayatım. Başka bir alışkanlık bul kendine. Burnumu birbirine yapıştırabiliyorum. Sürekli canım istiyor. Onu ben de yapıyorum. Bak.
Yapamadım. Hava 60 derece bile olsa yorganla uyumak. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama ben hala yaz geldi. Aşırı derecede sıcak. Ben de battaniyeyle uyuyorum. Bu muhtemelen sen de uyurken battaniyeye ve yorgana sarılma duygusunu seviyorsun. Şarkı dinlemezsem ve ayağımı yüksek bir yere koymazsam uyuyamam. Ben de arkadaşlar genelde uyumadan önce bir şeyler dinlerim ve bana çok iyi gelir. Sürekli parmak kıtlatıyorum. Duyduğuma göre parmak kıtlatmak kireçlenme yapıyormuş. Olabildiğince azaltmaya çalış. Ben de eskiden çok parmak kıtlatıyordum ama artık öyle bir alışkanlığım yok. Mr. Beast izleyemeden yemek yiyemiyorum. Bu konuda yalnız değilsin. Sevmediğim insanların yemeklerini, içeceklerini tükürürdüm. Ya da yiyeceği şeyi ağzıma alırdım. Sonra onu kuruturdum, silerdim, o kişiye yedirirdim. Aşkım sen ne yapıyorsun? Allah var ya, kimseye senin gibi düşman vermesin. Bunu tüm Türkiye yapmıştır bence. Küçükken öpüşmeyi merak edip aynada kendimi öperdim. Yapmayan yoktur. Ya süper. En azından aynada kendini öpmüşsün. Tebrik ederim. Küçükken derimi soyup yerdim. Ama tek el değil. Ayaklarımın altı vesaire. Şimdi çok iğrenç geliyor ama eskiden öyle bir alışkanlığım vardı. Diyorum ya, küçükken böyle şeyler yapmamız çok normal. Lütfen kendinizi yargılamayın. Bunları zamanla bırakacaksınız. Eski sevgilerinizi özlemeyi bıraktığınız gibi. Kollarımı aldığımda kollarımı öpüyorum. Ya biz ne kadar tatlıyız. Kadın olmak çok güzel bir duygu ya. Ben de öpeyim. Kendi kolumu böyle kaşır gibi okşuyorum ama çok iyi geliyor. Seni çok seviyorum Zeynep. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de şeyi çok seviyorum. Mesela Merve'ye diyorum arada. Kanka benim kolumu okşar mısın? İşte ilgiye ihtiyacım var. Bu bence çok tatlı bir alışkanlık. Kendine yüklenme. Ayağımı ters döndürüyorum. Paranormal hikayeler. Senin her gece hesabını stalkluyorum. Kendimi çok değerli hissettim. Çok teşekkür ederim. En azından beni stalklayan biri var. Yeni tanıştığım insanların 7 chatlerini stalkluyorum. Ben de eskiden böyle şeyleri çok yapıyordum arkadaşlar. Stalklamak, işte eski sevgilerimi falan. Artık gram umurumda değil nedense. Kimseyi stalklamaya bile enerjim yok. Duvarın boyasını soyuyorum. Annemler yakında evden atacak. Geceleri kafamdan klip çekiyorum. Ben de mesela yağmurlu havada özellikle dışarı çıkıyorum. Kendi kafamdan klip çekiyorum. Ya da ne bileyim, sahile gittiğimde kendi kafamdan klip çekiyorum. Bence bu çok normal bir alışkanlık. Bunu yapmayan var mı ya? Aldatana ikinci şansı vermem. Olsun, en azından üçüncü, dördüncü şansı vermiyorsun. Hadi ikiyi verdin ama bir daha da yapma yani. Üç, dört hiç yapma. Bak. Gece uyumadan önce rüyalarımı planlıyorum. Bunu birkaç kişi daha yazmıştı. Bence bu güzel bir şey. Rüyalarınızı yönetebiliyorsunuz. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Sabah uyandığınızda rüya defteri diye bir şey varmış. Rüyalarınızı not alabilirsiniz. En azından kendi rüyalarınızı iyice planlarsınız. Ayağımdan çıkardıktan sonra çorabımı koklamak. Ya canım, niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Biz hiç yapıyor muyuz öyle şeyler? Ben asla öyle bir şey yapmam. Hiçbir zaman çorap kokusunu merak etmedim. O kadar. Çeçil peynirine Nutella sürüp yiyorum. Bazı insanlar tatlı ve ekşiyi karıştırmayı çok seviyor. Nasıl bir tat olduğunu bilmiyorum ama eminim güzel bir tattır. Biriyle buluşmadan önce bir anda soğuyorum ve buluşmayı iptal ediyorum. Yoksa kötü bir şey olacak. Ya bence senin bağlanma problemlerin var ve o yüzden yapıyorsun. Bence bunu bir an önce çözmelisin. Yoksa gerçekten hayatın boyunca çok acı çekebilirsin. Gece seni düşünmeden uyuyamıyorum. Takipçinim ve kızım, yanlış anlama. Teşekkür ederim. Bana kendimi çok değerli hissettiriyorsunuz. Yolda giderken ne de olsa temiz hava deyip sallıyorum bombalı gibi. Ya arkadaşlar ya. Geğirerek Türk kanı marşını söyleyebiliyorum. Bu. Duşta saçımı iki kere şampuanlamazsam kendimi çok kirli hissediyorum. Ben de mesela duştayken en az üç kere falan saçımı şampuanlıyorum. Bir de üstüne bakım kremi sürüyorum. Evet, belki yanlış bir şey ama ben de yoksa temizlenmiş gibi hissetmiyorum. Evet arkadaşlar, sizin tuhaf gizli alışkanlıklarınız bu şekildeydi. Hepsini okumaya çalıştım ama eminim içlerinden sizin de yaptığınız alışkanlıklar vardır. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiğiniz ve kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bye bye. Hayır, dur.